Herkese merhabalar demek istiyorum. Yapı Kredi Kültür Sanat'ın yeni bir etkinliğiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Hanedandan Bir Sultan, Sabiha kitabının tanıtımı ve bununla ilgili hanedan mensuplarıyla beraber yapacağımız konuşma. Kitabın yazarı İpek Çalışlar, daha önce Yapı Kredi'den 3 kitabıyla tanıdığınız İpek Hanım'ın bu son kitabı Sabiha Sultan kitabının bugün çeşitli açılardan ele alınmasıyla sizi ağırlayacağız. Ve umarım çok verimli ve lezzetli bir konuşma ve görüşme olacak bugün. Hoş geldiniz İpek Hanım, hoş geldiniz Abbas Hilmi Bey. Lütfen İpek Hanım, söz sizde. Buyurunuz efendim. Ben konuklarımıza önce iyi ki geldiniz, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Şimdi bu toplantı nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Bir gün İkbal Hanım'a kapağı ve arka kapak yazısını yolladığımda tam da dedi nineme benzemiş. Yani hem onun kadar sade hem onun kadar da iyi olmuş bu. Bir toplantı yaparsanız abim Abbas da buradayken katılmak isteriz. Ben de şöyle bir toplantı hayal etmiştim. Gideceğim, ikiniz çok güzel tatlı tatlı konuşacaksınız. Ben de sizi dinleyeceğim. Eksik notlarımı alacağım. Fakat sonra birdenbire toplantının bayağı problemli bir şey olduğunu fark ettim. Yani bir sıra yapmak gerekiyor. Kim katılacak, nasıl olacak, açık mı olacak, kapalı mı olacak? Arkadaşlarla 2-3 gün konuştuk, geldik, prova yaptık. Şimdi de neyse, başlamış bulunduk. Bundan sonrası kolay olur tahmin ediyorum. Ben bir şekilde gazetecilik yaparken birdenbire yolum biyografi yazarlığına düştü. Yani gazeteyle olan ilişkimi koparttığımda bir şekilde bir Latife Hanım kitabı yazmak istedim. Yani kadını keşfettim ve dedim ki yani bu keşif sadece bana kalmasın, herkesle paylaşayım. Ve kitabın yarısı da damat olarak Atatürk'ün hayatıydı. O bakımdan belki de çok büyük ilgi gördü. 2006 yılıydı. Türkiye'de en çok okunan ve çok konuşulan kitap oldu. Tabii öyle olunca büyük bir keyifle ben de biyografilerime devam ettim. Arkasından bir Halide Edip yazdım. Onu daha da çok beğendim. Müthiş bir araştırma olmuş yani. Ben kendim hayran kaldım kitabı sonra okuduğumda. Ve elimdeki bütün Atatürk bilgileriyle bir de Atatürk kitabı yazdım. Arkasından ne yazayım derken bir şekilde Sabiha Sultan'a takıldım ve bambaşka bir konuydu. Neden buna takıldığımı da özetleyeyim. Hiç kitaplarda sarayla ilgilenmediğimi fark ettim. Yani orada bir Osmanlı İmparatorluğu vardı, bir padişah vardı, olan biten vardı. Ve biz okuduğumuz tarihlerde buna gözümüz kapalı kalmış. Birdenbire sanki herkesin bildiği bir şeyi ben yeniden keşfetmişim gibi. Ben dedim Sabiha Sultan'ın hayatını ve bunları belki yeniden yazarım. Biraz Murat Bardakçı'nın kitabı da beni etkiledi. Nesli Şah kitabını çok beğenmiştim. Ve Sabiha Sultan'la ilgili okumaya nereden başlayayım derken arkadaşım Emine Uşaklıgil'in, onun iki torunlardan birinin vasıtasıyla gelini olduğunu hatırladım ve dedim ki ya Emine, ben böyle bir şey yapmak istiyorum, ne dersin? Tamam, her türlü yardımı yaparız. İkbal var, şahane dedi, çok güzel anlatır. Ve beni aldı, bir hafta 15 gün sonra İkbal Hanım'ın evine götürdü. Güzel karşılandık hakikaten. Ben biraz da tereddüt ettim, acaba nasıl karşılayacak, yani isteyecek mi böyle bir şey? O da bir ölçtü biçti tahmin ediyorum. Birbirimize şöyle baktık, yani biz bu işi nasıl yaparız diye. Ve ilk söyleşi Emine'nin de katılmasıyla hep birlikte yaptık. Ve o gün çıkarken aklımda kalan en önemli şey İkbal Hanım'ın bana anlattığı Sabiha Sultan'ın ölüm sahnesiydi. O çok çok beni etkiledi. Yani nasıl öldüğünü bildiğim bir insanın bütün hayatını merak ettim. Daha fazla merak ettim ve işe giriştim sonunda. Ve bu şeye giriştikten sonra da işte bugün elinizdeki kitapla şimdi karşınızdayız. Evet, çok da mutluyuz. Yanımızda Abbas Hilmi Bey var. Mısır'da yaşıyorsunuz efendim. Yok, biraz burada, biz de biraz orada. Biraz orada. Kendinizi evet, kısaca tanıtmanızı rica edebilir miyiz lütfen izleyicilerimiz ve hazır olanlar da için? Ben Sabiha Sultan'ın torunuyum. Sabiha Sultan Faruk Efendi ile evliydi. Ve onların üç kızları oldu. Büyüğü Nesli Şah Sultan'dı. O da bizim annemiz. İkbal benim kız kardeşim. O küçük kardeş. Ben büyük abiyim. Ve annem tabii mecbur oldu
Osmanlılarla Türkiye'yi terk etmek birdenbire, o çok zor oldu tabii. Onlar çok çektiler doğrusu. Bizimkiler ilk evvel Fransa'da yaşadılar. Nice'de ve Halife Hazretleri'yle beraber oradaydılar. Hı hı. Tabii aileden başkaları da vardı Fransa'da. Öbürleri de dünyanın her tarafına yayındılar. Kimi Suriye'ye gitti, kimi Viyana'ya filan. Ama miktarda Osmanlılar vardı Nice'de. Bunlar orada büyüdüler. Annemiz Sabiha Sultan ve Ömer Faruk Efendi onları Fransız okullarına koydular ve annemin Fransızcası mükemmeldi, yani Fransız gibi. Ve çok severdi Fransız literatürü bilmem nesi filan. Ve şimdi bu böyle yetişti. Türkçe öğreniyor ve aile onlara öğretiyor bunları. Kızlarına, üç kızı kızlara ve Fransızca öğreniyorlar. Bir de Almanca çok iyi öğreniyor. Çünkü Faruk Efendi Potsdam askeri mektebe gitti, okula gitti. Almancası Alman gibi. Çok çok iyi Almanca konuşuyor. Tabii Fransızca da konuşuyor. Bunlar, Osmanlılar hepsi Fransızca konuşuyordu. Siz şimdi aynı şekilde onu devam ettiriyorsunuz, Fransızca, İngilizce. Yok, bende eksikler var. O büyükler, tabii bizimkiler geç geldiler ama büyükler, yani bir de Mısır aynen hanedan da aynı şeydi. Evet. Onlar 6 lisan konuşurdular. Siz iş adamısınız değil mi efendim şimdi? Evet, çok güzel. Peki ben şimdi müsaadenizle tekrar İpek Hanım'a yöneltmek istiyorum bir soru. Yani Halide Hanım'ı yazdınız, Halide Dipadıvar'ı. Arkasından Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi, özel hayatını yazdınız. Ama onlardan önce Latife Hanım'ı. Bir de bu artık Sabiha Sultan 4. kitap oldu. Şimdi burada sizin bir bakış açınız var. Aslında bu 4 biyografiyi bir arada ele aldığımızda. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz İpek Hanım? Valla ben bütün bu dördünün de bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bir devamlılığı var. Yakın tarihimizi, özellikle yüzyıl öncesinin şöyle baktığımızda tarih olarak zidan ziyade insan esasından yola çıkaraktan bir anlama kolaylığı yarattığını düşünüyorum. Yani Latife Hanım da öyle, Halide Edip de öyle. Yani bir dönem insanlar nasıl yaşardı, hangi koşullarda ve aşağı yukarı bu dört insan da belli zamanın insanları. Yani o bir dönemin sanki röntgenini çıkarmış gibi hissettim kendimi. İstanbul nasıl bir şehirdi, orada nasıl yaşanıyordu, savaş, mütareke yılları ve sonunda esas merak ettiğim konuyu bunun içine pek fazla koyamadım ama sultanlar, özellikle kadın sultanları da çok merak ettim. Yani ne yaptılar, nasıl yaşadılar? Hayatları diğer Osmanlı kadınlarının hayatları kadar sınırlı mıydı, kısıtlı mıydı? Ama şunu da fark ettim ki şimdi 4 kitabın da kadınlarını özel olarak daha röntgenci bir gözle incelediğim için kadınların kendilerine özel pek çok hakları da var. Örneğin Zübeyde Hanım'ın, daha doğrusu Atatürk'ün evini yıllarca bulamıyorlar. Neden bulamıyorlar? Çünkü ev Zübeyde Hanım'ın üzerine tapu kayıtlı. Yani Osmanlı hukukunda da yurttaşı koruyan pek çok öncü madde var ve bunların bir kısmı Avrupa'da yok. Ama kadınların da çok kısıtlı olduğu alanlar var. Onun için özellikle bu noktalardan yola çıkaraktan genişletmeye çalışıyorum. Sabiha Sultan'a da bakarken kendi özgür iradesiyle attığı adımlar benim çok ilgimi çekti. Yani
bir kere hani şunu diyebilen birisi, ben eşimi kendim seçerim. Yani orada da hoş bir dedikodu var aslında. Yani Abdülhamit bunu doktoruna anlatıyor. Diyor ki ya bizim işte şeyin Vahdettin'in de bir kızı var. Bir tanesini ben evlendirdim ama öteki diyormuş ki ille de ben evleneceğim erkeği kendim intihap ederim. Yani Sabiha Sultan'ın özellikleri olan bir sultan olduğu çok belli oluyordu. Ama çok ağır koşullarda yaşadıkları için özelliklerini ne kadar muhafaza edebildi, sonunda hayatını nasıl geçirdi? Bu da bir tabii şey meselesi, süreç meselesi. Yani sizin bir kere Üsküdar Amerikan Kız Lisesi mezuniyetiniz, siyasal bilgiler fakültesindeki mezuniyet, sonra bir gazetecilik tecrübeniz ama ondan önce TRT ve bunun arkasında biyografi yazarlığı. Şimdi burada tabii anladığım kadarıyla bu biyografi yazarlığını artık biraz aşmış durumdasınız siz. Yani örnek bir tarihçi seviyesindesiniz. Bakış açılığınızla kurduğunuz muhtedil, aynı zamanda dengeli bir dille. Umarım öyledir, teşekkür öyle. Ederim. Bir ama şey şu bir de önemli, bir keyif verici bir tarafı var yani eserlerinizin. Valla ben bu kitapların en önemli tarafının şu olduğunu düşünüyorum. Gazetecilikten gelen okutma güdüsü var. Yani bir haberi yazarken de isterdi ki muhakkak haberimiz okunsun. Bir haber hikayesi yazarken de böyleydi. Kitaplar içinde buna gayret ediyorum ve notları topluyorum, araştırmayı yapıyorum, kaynakları gösteriyorum ama bütün bunları yaptıktan sonra kitabı bir daha yazıyorum. Öyle olunca tabii ortaya daha okunaklı, daha keyifli bir şey çıkmış oluyor. Bu tarafını seviyorum aslında. Okur da bence esas bu tarafını seviyor. Çünkü ortaya çıkan şey de yani hani bir ders kitabı, bir hani kafaya vurma ya da bu böyledir diye ısrar eden bir şey yok. Onun yerine bütün bulgular elde edilmiş olanlardan güzel bir birleşim olmasına çalışıyorum. Onun için emek veriyorum yani. İşin esası o. Evet. Ben bir soru sorabilir miyim lütfen, Abbas Bey'e? Lütfen. Şimdi biz bir gün telefonla konuşuyorduk İkbal Hanım'la. Şeyi merak ediyoruz. Sabiha Sultan nasıl bir eğitimden geçti? Neler öğrendi okulda? Size sormuş ve siz de oturmuşsunuz ikiniz beraber düşünürken aklınıza gelen hocayı bana ilettiniz. Evet. Hoca çok enteresan bir isimdi. Evet. Şimdi onu konuşsak olur mu? Benim tabii tabii. Çok mühim bir şey. Çünkü siz saraydan bahsediyordunuz. Onlar en mühim şey galiba. Onları çok iyi okutuyordular. Yani çoktan beri. Yani 15. asırdan beri. Bunlar çok iyi okuyorlar. Ve düşünün yani Vahdettin daha padişah falan değildi. Haham Hayim Nahum. Evet. Hahamı getirtti çocuklarına ders vermek için. Yani İstanbul Hahamı. Ve onları onu da çok sevdiler. Ama düşünün yani bu adam ondan sonra halife oldu. Değil mi? Ama bunlar çok açık. Müthiş açık insanlar. Ve yani büyük annemiz Sabiha Sultan hahamı çok sevdi. Çok ona çok şey öğretti. Tabii haham çok okumuş adam. İşte o Avrupa'yı anlatıyor onlara. Tabii bunlar başka hocaları var. O şey Türkçe, Arapça bilmem ne filan için. Bu Avrupa'yı anlatıyor. Ama Türkçe konuşuyor tabii. Onlara iyi anlatıyor ve müzik anlatıyor. Mozart, Beethoven, bilmem ne filan hepsi de kendisi bize söyledi. Yani ben öyle öğrendim dedi. Adam müthiş iyi anlattı ve seve seve öğrendik. Ve işte ondan sonra Fransa'ya gittiği vakit bunları biliyordu, tanıyordu. Yani her şeylerini biliyordu. Çünkü haham onlara öğretti. Sonra mecbur oldular Fransa'dan Mısır'a gitmeye. Çünkü harp kalktı bilmem ne filan. Eyvah nereye gideceğiz filan. Mısır'a geldiler. Mısır'a gelince bir de baktı ki haham çünkü fazla saraya fazla yakındı. Burada artık beğenmiyordular onu. Onu aldılar Mısır'a gönderdiler. Ve burada başkası haham oldu ve o Mısır'da büyük haham oldu.
yani Mısır ve bütün o etrafların şeysi büyük hahamı Naum Efendi'ydi. Tabii büyük annem oraya gidince onu epi gördü filan ve hahamın ailesi vardı, oğlu vardı. Oğlu da herkes tanıyordu filan. Onun için yani çok yakındılar. Ama yani böyle bir şeyler bilinmiyor yani. Vahdettin nasıl hahamı getirtti kızlarına şey ders vermek için. Şimdi bu ben de gerçekten bayağı kafamda kocaman bir pencere açtı. Onun için yani bu verdiğiniz detaylar aslında kitapta bir kısmı eksik ama iyi okumuş insanlardılar. Hepsi. Için. Bence yani ta yani şey 14. asra kadar bunlar kendi çocuklarına çok iyi öğretiyordular. Peki burada şey koparmadan Tayfur Hanzade'den de istesek astronomi derslerine, o da benim çok dikkatimi çekmişti. Hanzade Özbaş aramızda anneanne Ulviye Sultan'la Sabiha Sultan'ın öğretmenlerinden bir tanesini uzun uzun kendisi dinlemişti çünkü Ulviye Sultan'dan. Bu da İkbal Hanım'ın fikriydi. Bana dedi ki yani kimden öğreneceğiz, hangi dersleri aldıklarını, ikisinin hocası da aynıdır. Bir Hanzade'ye sor demişti. Evet. Hakikaten onu dinlemek isteriz mümkünse. Çok teşekkür ederim. Burada çok kıymetli akrabalarımla birlikte olmak, çok da özlemiştim hepsini. Sizle de tanışmak büyük şeref oldu. Teşekkür ederim. Anneannemden ben çok şanslıydım. Çünkü anneannem 1967 ocağında vefat edene kadar hem İzmir'de hem Kuşadası'nda beraber yaşadık. Ben de o arada 13-14 yaşındaydım. Dolayısıyla çok güzel anılarım oldu. Her akşam beraber yemek yerdik. Abbas'ın söylediği gibi çok iyi bir eğitim aldığı için bana derslerimde de yardımcı olurdu. O ara ben de Fransızca öğreniyordum ama sonradan maalesef iyi öğrenemedim ama o ara çok yardımcı olurdu. Çok iyi bir müzik kültürü vardı. Tabii ki Sabiha Sultan'ın da. Çok güzel piyano çalardı ve bütün o Beethoven, Bach ve diğer bütün ünlüleri ben anneannemden öğrendim. Bunun yanı sıra da bütün Alaturka ve eski Türk müzikisine de müthiş hakimdi. Ve dümtek dümtek diye elinle tempo tutardı ve onları da çok keyifle radyodan dinlerdik. Agop Efendi'ye gelince çok komik hikayeleri vardı. Oradan dinlediğim kadar kendisi... O zaman şehzade olan Sultan Vahdettin'in köşküne gelirken bir gün ayağı tökezlenip düşmüş bahçede. Bunu size anlatmış mıydım İpek Hanım? Onu anlatmıştım değil mi? Ve maalesef bir sürü av köpeği, Sultan Vahdettin çünkü ava çıkarmış, bir sürü av köpeği onun etrafına gelmişler ve nahoş olmayan şeyler oluşmuş o arada. Köpekler onu korkutmuş. Oradan sonra da işte bu komik hikayeleri dinlerdik. Çok çok güzel, yani çok kendimi çok şanslı adlediyorum. Hem anneannemi hem Sabiha Sultan'ı tanımış olmaktan dolayı. Sabiha Sultan birkaç kere Söke'ye de geldi anneannemi ziyarete. Kuşadası'nı hatırlamıyorum. İkbal, Kuşadası'na gelmiş olabilir mi? Ben de hatırlamıyorum ama Söke'de gayet iyi hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir cümleyle vurgulamak istedim. Çengelköy'ün bahçesinde astronomi dersi yapmak sanki rüya gibi bir olay yani. Herkes orada eğitim görmek ister diye düşündüm. Güzel. Şu anda artık yani binalarla kaplı olmuş bir tepe de olsa hatırasını bu şekilde de yad edelim yani. Orada iki tane kadın sultan astronomi dersi görmüş. Ben müsaadenizle tekrar kitaba dönmek istiyorum. Şimdi kitaba Emine Uşaklıgil ile Hanzade Sultan'ın oğlu Ahmet'in evliliği hikayesiyle başladınız. Hem sebebi hem bunu neden böyle başlattınız onu öğrenelim lütfen. Yani Sabiha Sultan'ın çocukluğundan başlayıp onun ölümüne kadar giden bir kitap tasarlamıştım ama burada bir de Emine'nin hikayesi vardı. Emine'nin hikayesini nereye oturtsam diye düşünürken ya dedim ki yani Yunus Nadi'nin yazdığı gazeteleri okuduktan sonra bu büyük bir olaymış bu yapılan evlilik. Neden? Çünkü Yunus Nadi hakikaten bütün ailenin sürgüne gitmesinde baş rol oynayan gazeteci mebusumuz. Gazetede çok ağır yazılar yazıyor, çok öfkeli sıfatlar kullanıyor.
Vahdet'in gitmesinde de ülkeden ciddi bir rolü var. Ama bir bakıyoruz 69 yılı gelmiş, sürgünün bir kadınları geri dönmüş ve bayağı bir barış havası var. Yani ve kimse demiyor ki neden Sabiha Sultan'ın torunu Yunus Nadi'nin torunuyla flört ediyor ya da niye evleniyor bunlar diye soran olmamış. Yani bu taraf beni çok ilgilendirdi. Birkaç kere sordum Emine'ye, ya hiç mi itiraz eden olmadı sana? Hatta İkbal Hanım'a da sordum. Emine'den bir şekilde bir gıcık kapan olmadı mı diye. Ve sonuç olarak yıllar aradan geçen çok çok uzun bir dönem olmamasına rağmen herkes kendi yeni yerini kabullenmiş, benimsemiş ve bir öfke ve kinlen değil bir anlayışla yaklaşıyor birbirine. Yani sonra hatta Emine'ye dedim ki ya bu hani bir Romeo Juliet hikayesine dönmedi mi hiçbir zaman? Yo ne alakası var dedi. Yani herkes çok normal karşı. Nasıl tanıştınız, ne oldu? Hakikaten bir komşuluk ilişkisiyle tanışıyorlar yani Yeniköy'de. Nerede tanıştınız ya Ahmet'le diyorum. Suda tanıştık dedi. Yani ama hoş olan şu, yani bu evliliğe hiçbir itiraz belki olmuştur yani, hani Emine'nin de bilmediği bir şekilde ilk bana kafasını sallıyor yok manasında. Bu olay benim hoşuma gitti ve bu kitabı nereden ben olsam okumak isterim diye düşündüğümde Emine Uşaklıgil'i herkes tanıyor aslında hala gazeteci olarak. Hani yapmasa da şu anda fiilen gazetecilik, uzun yıllar Cumhuriyet'in başındaki kadın olarak. Oradan başlamak hoşuma gitti. O da bana anlatmam sana demedi. Güzel güzel detayları anlattı ve kitaba oradan girdim. Ve bu da bilmem bir şekilde bana bir haz verdi yani. Hani bir bakış açısı, hani bizim de ilerisi için şansımız var yani. Çatışmalar çok da olsa ülkemizde bir şekilde barışmayı da beceriyoruz diye düşünmek istiyorum. Çok güzel. İsterseniz Ömer Faruk'la Sabiha Sultan'ın evliliklerinin çatırdamasının birinci şahidi ya da o günlerin değil mi yaşamış kişisi olarak Abbas Hilmi Bey'e de efendim Sabiha Hanım'la, Sabiha Sultan'la Ömer Faruk Efendi'nin evlilikleriyle ilgili. Evet. Siz yakinen bilgi sahibisiniz. Hem o ayrılmaları değil. Onu da pek iyi bilmiyorum. Bilmez miyiz? Ben şöyle ne söylemek istersiniz? Onlar boşandıkları yıl evet. Abbas Bey Ömer Faruk'a emanet ediliyor. Evet. Sizin Abukir'deki mi? Abukir. Evet, ondan Abukir. Okudum. Yoksa çok küçük oldukları için tabii. İkisinin arasındaki şeyleri, öfkeleri ya da gerginlikleri tabii ki bilmiyorlar. Ama o yılı Ömer Faruk'un yanında, dedelerinin yanında geçiriyorlar. Neler söylemek istersiniz bu konuda? İkbal Hanım hem de Abbas Bey. Var mı hafızanızda canlı? Bir de Ömer Faruk. Evet, o var. O var çünkü ikimize o sene Mısır'da biliyorsunuz ihtilal oldu. Ve babamız rejan oldu. Nedir? Naip. Naip. Evet. O vakit yani devlet reisiydi. Hı hı. Ve onlar Kahire'ye döndüler. Bizi de İskenderiye'de bıraktılar. O İskenderiye'nin taraflarında Abukir diye bir yer vardı. Büyük babamın ve onun böyle bir bungalosu vardı deniz üstünde. Evet. Her sabah çok erken uyanırdı ve denize inerdi yüzerek balık tutmaya. Ondan sonra kahvaltı ederdik beraber. Ve o sonra böyle gene bir balık tutardı. Bu defa oknan aynı evinden. Ama öğlen yemeğinden sonra beni alırdı ve giderdik balık tutardık başka bir yerde. O bazen de o sabahleyin kahvaltıdan sonra onun motoru vardı. Motor gelirdi. Motorla denize çıkardık. Palamut tutmaya hatırlıyorum. Bazen de palamutları tutamıyor. Görüyor. Onlar çok bol palamut var her tarafta. Ama almıyor şeysini.
Ona Allah kahretsin filan çıkarır bir şey, şey tabanca. Tabancayla vuruyordu. Çok, çok aslında şey böyle. Öfkesi kabına sığmayan evet, birisi evet. Değil mi? Ondan sonra efendim işte akşam yemekten sonra oturur hayatını anlatır. Ben böyle bir buçuk ay mı ne böyle bir şey kaldık onlardan. Ondan ve o çok anlattı. Ömer Faruk efendim. Evet. O günlerin bir başka... Ama tabii küçüktüm. Evet. Bazısını anlamadım. Bazısını anladım. Evet. O günlerin bir başka tanığı da Şehzade Osman efendi. Evet, o arkadaşımdı. Evet. Şu bugüne kadar yani bütün ömrüm onu gördüm. İpek Hanım. O isterseniz videoyu izleyelim. Evet, bir video var. Kendisi İngiltere'de bulunduğu için katılamadığına çok üzüldü ve bu videoyu yapıp yolladı. Karısı çekmiş. Sayın misafirler, İpek Çalışlar hanımefendinin talebi üzerine sizlere Rukiye Sabiha Sultan ve yakın ailesi ile irtibatımı kısaca anlatacağım. Ben doğduğumdan beri Sabiha Sultan'ı görmüşüm ve erken yaştan itibaren hatırlarım. Kendisi Zevci Şehzade Ömer Faruk Efendi ile beraber Kahire yakınlarında Mahdi'de ikamet ederlerdi. Oraya Osmanlı ailesinin birçok fertleri yerleşmişlerdi. Sabiha Sultan'ın ablası Ülviye Sultan ile Zevci Ali Haydar Germiyanoğlu ve küçük kardeşi Şehzade Mehmet Ertuğrul da Mahdi'de yaşarlardı. Kışları annem ve babamla beraber oraya gider, büyük halam Bey Sultan'ın evinde bir süre kalırdık. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Ömer Faruk Efendi ve Sabiha Sultan yazları İskenderiye yakınlarında 1798'de Britanya donanmasının Lord Nelson kumandasında Napolyon'un donanmasını batırdığı Abukir'de deniz kenarında bir villaları vardı. Annem ve babamla İskenderiye'de yaşadığımızdan dolayı oraya sık sık denize girmeye giderdik ve Sabiha Sultan orada toplanan birçok aile fertlerine ev sahipliği yapardı. Bir gün zamanın Mısır Kralı Faruk ile orada karşılaştım. Kral kendisiyle aynı ismi taşıyan Faruk amca ile diğer hanedan üyelerinin aksine yakın arkadaş idiler. 1948 yılının başında 28 sene evlilikten sonra Sabiha Sultan ile Faruk Efendi boşandılar. Faruk amca ömrü boyunca İstanbul'da, Nis'te ve nihayet Mısır'da her zaman babamın çok yakın arkadaşıydı. Boşanınca bizim İskenderiye'deki evimizde bir müddet misafir kaldı. O süre zarfında bana bir gün haklı olarak kızdı ve kendisinden ilk ve son dayağımı yediğimi hatırlarım. O yaz birkaç ay sonra Faruk amca ikinci evliliğini Sabiha Sultan'dan 22 yaş genç olan ve kendisinin amcazadesi Mihrişah Sultan ile yaptı. Faruk amca iki sultan ile evlenen tek şehzadedir. Zaten hanedan arasında bir sultan ile evlenen yalnız üç şehzade olmuştur. Onların biri de babam Ali Vasıf Efendi, annem Emine Mukbile Sultan ile evlendi. Sabiha Sultan'la üç kızları Neslişah Hanzade ve Necla Sultanlar ile ömür boyu ara sıra değişik ülkelerde görüştüm. Aynı nesilden olduğum torunları ile çocukluğumdan beri yakın arkadaşlığım oldu. Bilhassa Abbas ile, çünkü kendisiyle hem Mısır'daki çocukluğumuzu hem İngiltere'deki talebelik ve iş hayatımızı ve şimdi de emeklilik süremizi Türkiye'de geçiriyoruz. Sabiha Sultan'ı her zaman çok kibar,
ince, nazik ve zarif bir sultan olarak hatırlarım. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, şimdi tekrar kitaba dönmek istiyorum. İpek Hanım'a bir sorum var. Hem Ulviye hem Sabiha Sultanlar Prusya Akademisi'nde askeri eğitim görmüş adaylarla evleniyorlar. Vallahi gerçekten bu benim de çok garibime gitti. Yani herhalde başka bir Prusya Akademisi'nde eğitim görmüş subay yok ortalıkta. İkisi de nasıl olduysa iki kardeşi damat oluyor. Hatta fotoğrafları da belki gösteririz şimdi. İlk aday Hanzade'nin dedesi. Çok yakışıklı, çok enteresan. Her şey yani adetlere de yabancı. Çünkü çok Almanya'da yaşamış. Annesi de zaten şey değil, Osmanlı kadını değil o sırada. Ve bambaşka bir dünyanın insanı gibi ve bir şekilde ona diyorlar ki sen Ulviye Sultan'la nikahlanıyorsun. Çok da tuhafına gidiyor falan. Ama müthiş güzel bir hikayesi ve çok da beğendiğim bir kitabı var. Yanya'dan Ankara'ya, yani Balkan Savaşı'ndan kalkıp nasıl tekrardan milli mücadeleye katıldığını anlatan bir kitap. Ama olay şu ki tanışma adapları, her şeyleri bana çok şeker geldi. Yani buluşuyorlar Ulviye ile birkaç kere. Ulviye sesini saklıyor, konuşmuyormuş gibi yapıyor falan filan. Ama bu arada kitapta olmayan bir minik ayrıntı var. Onu da Hanzade'den dinleyebilirsek çok iyi olur. Bir buluşma ayarlıyorlar ve Hatice Sultan'ın evinde buluşuyorlar. Ve orada bir de tatlı da bir öpücük var galiba. Onu anlatabilirseniz. Evet, büyük babam Allah rahmet eylesin son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu, büyük oğlu İsmail Hakkı Oktay. Kendisi Prusya Harp Akademisi 8 Lisan bilirdi. Demin Abbas abinin söylediklerine katılıyorum. Ve anneannemle evlenmesi saraydan kendisine tebliğ ediliyor. Kendisi diyor ki, ben görmeden asla evlenmem. Olur mu diyorlar. Nasıl evlenmesin? Evleneceksin şehzade kızı falan. Sonra Hatice Sultan'ın bahçesinde bir görüşme ayarlanıyor. Ve o görüşmeye anneannem böyle bembeyazlar giymiş şekilde geliyor. Ama başı hafif kapalı. Böyle bir bankta oturuyorlar. O bankta otururken büyük babam çok da şakacı bir şeyi vardı, karakteri vardı. Bir sürü şakalar yapıyor, hatta bir ara bir şarkılar söylüyor falan. Fakat anneannem hiç sesini çıkarmıyor. Bu sefer içine bir kuşku düşüyor. Acaba bu dilsiz mi yani, ben dilsiz bir kadınla mı evleneceğim falan diye. O arada böyle bir karambola getirip onu öpüyor. Anneannem ne olduğunu şaşırıyor ve koşarak oradan ayrılıyor. Ama çok da etkileniyor. Çünkü dediğiniz gibi bence de çok yakışıklı. Böyle çok hoş anılar. Daha bir sürü anılar var. Sonra o buluşmalarından yerden kopardığı bir unutma beni diye bir çiçek vardır. Belki bilirsiniz, minicik mavi. Onu anneanneme vermiş. Bir de bir yaprak. Anneannem de bunu bir Kur'an-ı Kerim içinde saklamış. Yıllar sonra o bana nasip oldu. Çünkü büyük babam onları alıp sonra evlendiklerinde kağıda yapıştırıp altına da yazmış. O şimdi benim kızım Nesli Şah'ın evinde çerçeveli asılı. İlk tanıştıkları günle ilgili anı. İpek Çalışlar, bir sorum var. Sabiha'nın talipleri var ve sonra da birine karar kılıp bir düğün meselesi var. Kitapta bunu incelediniz. Buyurun. Yani Sabiha'nın gerçekten talipleri, ya o dönem hani basın daha çok olduğu için mi, ya da dedikodu mu daha çok, ama yani ulu orta hangi kitabı açsak içinden talipler çıkıyor. Yani gerçekten de önemli talipler var. Bir tanesi İran Şahı, o son anda devreden çıkıyor. Biri de bildiğimiz gibi Mustafa Kemal. Ama benim o enteresan bulduğum şu,
Tabii ya, sürekli gelen talipleri diyor ki bunun bilmem işte göbeği fazla büyük, bunun burnu çirkin, bunun yüzü güzel değil, bunu beğenmedim. Fotoğraf gösteriyorlar ve yani güzele düşkün bir kadın belli ki, hiçbirinden hoşlanmıyor, beğenmiyor falan. Mustafa Kemal'e ise beğenmiş aslında, fotoğrafını mı yoksa kendisini mi görmüş çok emin olamadık ama sonunda İkbal Hanım'ın da izahıyla anlaşıldı ki yani bu Dolmabahçe Sarayı'nın törenlerini tepedeki yuvarlak balkonvari yerden ve kafesin arkasından kadınlar çok güzel izliyorlarmış. Muhtemelen orada gördüğünü tahmin ediyoruz Mustafa Kemal'i. Yani onu hoş bir beyefendi diye tarif etmiş. Ama o arada anlaşılan taliplere yani bakıyor birine. Hatta bir tanesi ünlü Rauf Orbay. Rauf Orbay'ı beğeniyor fotoğrafından. Aa, çok yakışıklı diye. Bu sefer Rauf Orbay'ın hırsızlığı tutmuş. Onu birisi aracılık etmiş. Ben bir sultan kadından ne yapacağım falan deyip bu sefer de o istememiş. Ama belli oluyor ki Sabiha Sultan çok istenesi, başvurulası, bir de o zaman da biliniyor yani saraya yazılı başvuruyla bütün bu talipler şey yapılıyor. Mustafa Kemal'in de bu taliplerden biri olduğu, hatta iki kere Sabiha Sultan'a için başvurduğu da anlatılan bilgiler arasında. Yalnız o sırada anlaşılan Ömer Faruk Efendi Prusya'dan dönmüş ve devreye girmiş. Ben her fotoğrafına baktıkça diyorum ki Alain Delon gibi bir adam. Ne acayip yakışıklı, gerçekten çok yakışıklı. Ve Sabiha Sultan da yakışıklı olmasından da belli ki hoşlanmış. Sarayın içinde beraberler, merhabalar, toplantılarda karşılaşmalar. Sonunda bakıyoruz Ömer Faruk o kadar aşık oluyor ki Sabiha Sultan'a. Annesine babasına diyor ki ya onu bana istersiniz ya da ben canıma kıyacağım. Ve sonunda bu evlilik gerçekleşiyor. Ama anladığım kadarıyla onu da kitaptan okuyun aslında. O da zaten Ulviye Sultan'ın eşinden aktarma. Yani ikisini bir odaya getirip ikna etmek ikisinin görevi olmuş. Ve evlilik gerçekleşiyor. Sabiha Sultan'ın ama Ömer Faruk Efendi ile ilgili tereddütleri var. Var, çok çapkın diye ciddi tereddütü var. Hatta hayat boyunca da bu çapkınlık zaman zaman hortlamış, ortaya çıkmış, sıkıntılar da çektirmiş Sabiha Sultan'a. Ama biraz da demin Abbas Bey'in anlattığı gibi Ömer Faruk Efendi huysuz, bir evet. Öfkeli, kabına sığmayan bir coşkusu ve öfkesi var. Bir tarafıyla çok hani herkesi ağırlamak isteyen coşkulu bir tarafı var. Sabiha'ya da büyük bir coşkuyla yani aşkını gösteriyor. Bizim o dönem bildiğimiz karakterlerin biraz daha dışında. Belki biraz daha Avrupalı gibi mi yani bilmiyorum yani. Ya da Alman usullerinden mi gelmiş, ruhundan mı gelmiş ama Ömer Faruk Efendi sadece... Ya bunlar, ya müsaadenizle, ya bunlar hepsi Osmanlı. Yani onlar Avrupa vari filan. Prusyalı olmamışlar yani. Yani yok yani bu anlıyorlar, orada okuyorlar filan ama onlar Osmanlı kalıyorlar. Hepsi. Ve hepsi işte Fransızca konuşuyor, Almanca konuşuyor filan. Ve doğrusu şeyde Almanya'da epey vardı. Osman Şehzade Osman Fuat Efendi vardı. O da orada okudu. Bir de Abdurrahim Efendi vardı. O da orada Almanya'da okudu. Epi vardı orada Almanya'da. Çünkü Almanya'ya yakındı. Yani Osmanlılar yakındılar. Evet. Onun için şeydi. Büyük babamız onun yani Şehzade Osman Fuat Efendi, Faruk Efendi, Ömer Faruk Efendi şeydi. O Kayser'in kendi gardında, onda hiç kimse girmedi. Yani yegane giren o oldu. Ve onunla öbürleri hepsi Almanya'nın büyük aileleri. Biliyorsunuz Metternich bütün hepsini topladı ve hepsinden birer tanesi seçiyor filan. O gardı onlar. Halbuki birdenbire bir de bir Osmanlı var. O bizi Faruk Efendi. Evet. Bu iki kız kardeşin beraber yaşadığı
bir konak ve tabii İsmail Hakkı enişte meselesi var. Şimdi o konağın en enteresan tarafı, iki konaktı. Ben bir tanesinin şeyini biliyorum, macerasını. Şu anda Cities olarak faaliyet gösteren Nişantaşı'ndaki AVM, Sabiha Sultan'ın oturduğu evin yerine yapılmış bir AVM. Birkaç ev sonra da sanıyorum Ulviye Sultan'ın oturduğu ev var. İsterseniz şunu da söyleyelim. İki kız kardeş aynı zamanda ortak bir kadere de sahipler. Evet. Milli mücadeleye katılıp katılmama meselesi. Evet, iki damat da milli mücadele yanlısı. Evet. Hem Ömer Faruk Efendi, evet. Evet. Bu, yani bir tanesi malum gidiyor, katılıyor ve o yüzden boşanmak zorunda kalıyor. Biri de gitmek istiyor ama geri dönmek durumunda kalıyor. Yani o günkü koşullar buna el vermiyor. Evet, evet. El vermiyor. Peki biz burada tabii 1924 Mart sürgününü belki ufak da olsa bahsetmemiz gerekiyor. Kadınlar aslında buna dahil edilmemişken akabinde kadınların da sürgüne gönderilmesi meselesi gündemde ve sonra bir yeni hayat başlıyor aslında. Yok yok, en başından sürgüne evet, evet. Kadınlar da tartışma var. Meselesinde ha, tartışma mecliste da yok zaten, evet, tartışma meselesinde evet, önce hanedan olmasın. Erkek üyelerini gönderelim sonra kadınlar kalsın denirken onlar da dahil ediliyorlar ve burada yine müsaadenizle Abbas Hilmi Bey'e bir sorumuz var. Neslişah Sultan'ın ülkeye girmesi yasak iken evet. Mısır üzerinden geldiği için ülkeye dahil olabiliyor. Yani yasaklı olduğu dönemde Neslişah Sultan Türkiye'ye giriş izni alabildi. Doğru. Evet. Nasıldı ama, bu? Şey, yani Mısır prensesi olarak İsmet Paşa onu yaptı. Ama başkaları da vardı. Yani o tek o girmedi. Evet. O yani aynı şeyle yani Osmanlı olarak girmiyor. O annemiz mesela Mısırlı olarak geliyor. Ama çok büyük kabul yani ben küçüktüm tabii. Siz hatırlıyor musunuz? Ben çok iyi hatırlıyorum. Biraz anlatın. Çünkü annemizin böyle mühim bir şeyse şahsiyeti olduğunu bilmezdim. Yani Türkiye'ye ilk defa geliyoruz. Bir de baktık rıhtımda yüzlerce talebe var. Ve talebeler ne diyordular? Burada da fotoğraf var yeminden bakın. Şah, Nesli Şah, çok yaşa. Öyle mi? Ha. Bu da güzel. Beni onlar söylüyorlar. Ben de şaştım çünkü Allah Allah ne oluyor yani annemize niye böyle yapıyorlar? Evet. Peki hiç konuşuldu mu daha sonra bu ziyaret evin içinde öyle bir şey yani herhalde mühim bir olay olmuş olması lazım aile için. Çünkü İsmet Paşa çok iltifat etti yani anneme böyle şey etti ve kendi adamlarını gönderdi filan ki iyi geçsin filan. Ama bu talebelerin olması filan onu belki rahatsız eder yani biliyorsunuz. Annem biraz merak etmişti. Ziyaret gazetelerde onu. Kocaman haberler oluyor. Evet. O da enteresan yani haberler büyük. Tesadüfen evet. De Cumhuriyet'te göreve başlayan o günlerin genç gazetecisi, bugünler evet. Artık hayatta olmayan Metin Toker bütün haberi hazırlamış, konuşmayı yapmış. O da benim çok ilgimi çekti bir gazeteci olarak. Şimdi İpek Çalışlar'a kitabın yazarı, Sabiha Sultan kitabının yazarı İpek Çalışlar'a çok teşekkür ediyoruz. Abbas Hilmi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi salonumuzda bulunan hanedan mensuplarının torunlarıyla sohbetimize devam edeceğiz. İkinci bölümde tabii kitabın oluşumu esnasında omurgayı oluşturan anıların bizzat sahipleriyle konuşacağız. Onların anlattıkları, eklemek istedikleriyle zenginleştirmeye gayret edeceğiz oturumlarımızı. Şimdi önce Abbas Hilmi Bey'in kız kardeşi, en küçük kardeşi olan İkbal Hanım'la başlamak istiyorum. Çünkü kaldığımız yer rıhtım sahnesiydi. Buyurun efendim. Evet, şöyle... Duyduğuma göre, annemin anlattığına göre
Ankara pek istememiş duyulmasını filan. Fakat aile haberleşmiş, aralarında haberleşmişler. Zaten kaç gün sürüyordu, unuttum, 4 gün mü sürüyor İstanbul'a gelmek gemiyle, öyle bir şey. Gemi Mısırlı gemisi. Ondan sonra vardıkları zaman, ben fazla küçüğüm, hatırlamıyorum. Çok kalabalıkmış. Aileden birkaç kişi varmış. Ve Banu'nun annesi Emel Hodo, Emel Sokolu, yani kendi adı Sokolu, kocasının adı Hodo, kendisi bulunuyordu. Zaten Emel teyze her zaman bize çok yakındı. Galiba Tokatlıyan'da oturdular. Babam kasten biraz şehrin dışında olmasını tercih etti ki daha az rahatsız ederiz diyen. Annem için son derece önemli bir seyahattı tabii. Topkapı'yı da gezmiş. O da çok duygusal bir şey olmuş kendisi için. Galiba bir hafta kaldık. Ve babam uzatmak istemedi. Aslında imkan vardı. Ankara'yı rahatsız etmeyelim demiş. Öyle oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi hanedan dostu Emre Öktem, Profesör Emre Öktem Galatasaray Üniversitesi'nden. Onun da bu Rıhtım sahnesiyle ilgili eklemek istediği bir iki bahis var. Rıhtım'dan ziyade şöyle, Nesişah Sultan'ın Türkiye ziyareti Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçiyor. Evet. Çok enteresan çünkü tam şeyi tartışıyorlar. Sultan Abdülhamit'in iki kadın sultanı dava kazanmış, gayrimenkullerle ilgili dava kazanmışlar. 20 yıllık bir hukuk mücadelesi başarıyla sonuçlanmış. Nihat Erim meclisi toplayıp Yargıtay kararını bozduruyor. O zaman meclisin böyle bir yetkisi var, teşhir tefsir kararı yetkisi. O sırada ben de yani o vesileyle hukuk meselesini çalışırken fark etmiştim. Ciddi endişe uyandırıyor ve birçok milletvekili yani bugün Nesişah Sultan geldi, yarın kim bilir kimler gelecek diye endişe beyan ediyorlar. Yani bir monarşinin geri dönüşü teşebbüsü veya alameti olarak algılanıyor. Ama 100 sene geçti, monarşi geri dönmedi. Yani böyle bir tedirginlik uyandırmış. Evet. Ama Hilmi Bey'e bu şu aşamada yöneltmek istiyorum. Çünkü Osmanlı padişahlarının genel manzarası ile ilgili söylemek istedikleri var zannediyorum. Benim söylemek istediğim yani sultanların pozisyonu. Bu evet. Tabii ondan sonra dışarı çıktılar. Tabii vaziyet büsbütün değişti. Ama bir sultan, işte devletli sultan dediler. Evet. Niye devletli sultan? Çünkü nikahta tabii Osmanlı Devleti Müslüman devletliydi. Şariat kanunu var. Ve Osmanlılar aslen Hanefi. Hanefi, Abu Hanife o vaktinde söylemişti ki nikah anlaşma herhangi başka bir anlaşma gibi. Fark yok. Onun için siz onu konuşabilirsiniz. Onu başka türlü yapabilirsiniz. Osmanlılar ta baştan beri bunu ters yaptılar. Tabii çok Müslüman bugün diyorlar ki bu yanlıştı. Ama yanlış mı değil mi? Bu Osmanlı sultanlar, hanımlar yani çok kuvvetliydiler. Yani çok mühimdiler. Yani o Sabiha Sultan işte sultan doğdu. Yani o şehzadenin kızı. Onun için o evlenme meselesinden bahsediyoruz. Niye başka şehzadelerle evlenmiyorlar? Çünkü şehzade başı alacak. Şehzadeyle sultan varken tabii şehzade başı oluyor. O ona boş yani büsbütün sultan evleniyor, o evleniyor. Boşamak istediği vakit o boşuyor. Evet.
Halbuki şariat kanunu da erkek boşuyor. Bu orada şey yok. Bütün anlaşma şey tam ters. Aksisi. Evet. Eksisi. İpek Hanım. Parayı kim veriyor? Evet. Sultan veriyor. Evet. Sultan kocasına git diyebilir, parasını veriyor, gidiyor. Başkasını alıyor ve öyle oluyordu. Çoğul birkaç kocayla evlenmişti. Evet. İpek Hanım'ın kitabında bununla ilgili bir bahis var. Evet evet, sen bir dipnot koyduydun oraya, tam da buydu evet. Herhalde. Evet, bu çünkü bir de tabii sultanlar aslında yetkiyi babalarına. Sultanları çok kuvvetli. Babalarına çok devrediyorlar. Zaten evet. Bakın etrafa, yani sultanların sarayları, koskoca sarayları evet, var. Evet. Bunlar hanım, kocalarından bahsedilmiyor. Evet evet, bir de bazı da şey sultanlar da var. Örneğin hala çok iyi örnek, Medya Sultan. Kendi seçeceği adamı o da seçerken boyuna bosuna kadar tarif etmiş. Şöyle bir adam istiyorum diye kağıdı vermiş. Çok güzel. Ama işte Medya Sultan Sarayı'na bakın. Koskoca bir şey. Evet. Bunlar şimdi, ciddi bunlar. Çok. Tabii. Yani böyle laf değil bu. Hakikaten bunlar devletli sultan. Şimdi ondan çıkıp Paris şeyde Nice'de oturmak zor bir şey. Çok evet. Zor. Başka bir dünya. Rukiye Kuneralp. Buyurun. Efendim. Sizin de ekleyecekleriniz vardır mutlaka. Evet efendim. Nesli Şah Sultan'ı çok küçükken tanıma fırsatım oldu. Hanzel teyzemle birlikte çoğu zaman yaşardı. Hem Paris'te hem de Yeniköy'de, Yalı'da. Çok çok hoş hatıralarım oldu. Ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm, yetiştim. Ve ilk yurt dışı seyahatim İsviçre'de bir teyzeme, sonra da Paris'te dayıma, Prens Mehmet Ali'nin evine gitmek nasip oldu. Prens Mehmet Ali dayım annemi çok severdi. Aynı şekilde Hanzel teyzem de. Çünkü Hanzel teyzem evlenip İsviçre'ye geldiğinde annem de orada ve çok iyi arkadaş oluyorlar. Daha evliliğinin başında Hanzade Sultan ve ondan sonra da bu arkadaşlık hayat boyu devam etti. Dolayısıyla ben de Emine'nin kızı olduğum için bana çok ihtimam ederlerdi, meşgul olurlardı. Ama o zamanlar, yani benim bahsettiğim 60'lı yıllar, aile terbiyesi çok sıkıydı. Çocuklara pek öyle konuşma filan hakkı verilmezdi. Hanzel teyzem de benim doğru terbiye almam, doğru davranışlar içinde olmamı, hele Paris'te. Çünkü ben bir İstanbul kızıyım. Avrupa usullerini de hiç bilmiyorum. Her şeye böyle hayretle bakıyorum. Mesela ilk şeye, operaya Paris'te Hanzel teyzem sayesinde gittim. Sabiha Sultan, Hanzel teyzem, ben. Carmen operası. İkinci veya üçüncü sırada oturuyoruz ama yani hatırlıyorum, sahneye çok yakın oturuyoruz. Birden sahneye bir atlı arabayla iki tane at gelmesiyle ben bağırarak ayağa kalktım. Çünkü biz atların altında ezileceğiz diye. Bir telaşa kapıldım. Hazret teyzem ceketimden çekti. Böyle davranılmaz kızım operada, dedi. Tabii çok mahcup oldum ama olan oldu. Oradan çıkınca dedi ki, burada adet Paris'te böyle bir tiyatroya, bir operaya gidildikten sonra böyle çorba içilen veya küçük bir şey yenen yerlere gidilir. Ve Şelip diye bir yere götürdü. Oraya gittik. Orada oturuyoruz. Girişe yakın bir masada oturuyoruz. Girdiğimizden 3 dakika sonra içeriye Zizi Jamer geldi. Ben tanıyordum Zizi Jamer'i. Ben hayret içinde yine bağırarak veya yüksek sesle, "Aa, Zizi Jamer!" dedim. Yine Hanzel teyzem beni şeyimden çekip eteğimden, "Otur," dedi, "lütfen böyle davranma, dikkat et kendine." Sabiha Sultan ne dedi? "Hanicim, lütfen küçüğü serbest bırak. Tabii ki heyecanlanacak.
Biz böyle şeyleri hiç yaşayamadık onun yaşında. Bırak keyif de etsin, yüksek sesle de söyleyecekse söylesin. Ve bunun gibi, yani bunu bir örnek diye gösterdim size. Daha pek çok şey olduğunda her zaman Hanzel teyzem ikaz ederdi, çocuğu bırak. Yeniköy'de de çok hoş şeyim, annem neyse, Sabiha Sultan, Prenses Vicdan ve dördüncü de çoğunlukla bir protokol müdürü vardı, Feridun Bey diye. O dördü kanasta oynarlardı. Ama Feridun Bey gelemediği zaman tabii üç kişi kalırlardı ve ben de oradaysam, ben annemle evde çok kanasta oynadığım için beni oturturlardı. Ve benimki de belki acemi şansım idi, çok kazanırdım. Senden zevk alıyoruz, biz de oturuyorsun, kabul ediyorsun ama bizi bu kadar çok yenme derlerdi. Benim hatırladığım Sabiha Sultan bir nezaket timsali, hep aynı şey tekrarlanıyor zaten. Son derece zarif. Feridun Bey'le çok şahit olmuşumdur kendi kulağımla. Sultanım, bir gün olacak da konuşmayacak mısınız? Bize Dolmabahçe'yi anlatmayacak mısınız? Her zaman gülümseyerek bir nezaket tahtında, aman canım sen de sussana, canım ister konuşurum diyebilir. Hiç böyle bir şey duymadım. Çok nazik ve sevecen bir insan olarak hatırlıyorum. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık, zihninize sağlık. Şimdi tabii aile reisliği yapan rahmetli Şehzade Ertuğrul Osman Efendi'nin eşi aramızda, Zeynep Hanım. Kendisi acaba neler söylemek ister bize Sabiha Sultan'la ilgili olarak? Sabiha Sultan, Allah rahmet eylesin, annemin çok iyi ahbabıydı. Beraber öğle yemekleri yerlerdi. Hastaneye birkaç kere gelip gittiğini bilirim. Birkaç kere de bizim eve geldiğini de hatırlarım. Son derece zarif, son derece de hoş, güzel. Hakikaten fevkalade bir sultandı. İpek Hanım, siz bir sual yöneltmek ister misiniz? Zeynep Hanım'a. Vallahi özendirdiniz. Tanıyamadığımız için biz de eksikliği hissediyoruz ama umarım kitapta tanıyacaksınız tekrardan, tanımayanlar bizim gibi. Teşekkür ederiz. Peki. Yok başka bir şey. Ben Selim'in elinde bir kağıt vardı. Evet. Onu merak ediyorum heyecanla. İkinci kuşak torunlardan Selim Bey de, Selim Ürgüplü de aramızda. Bir de hediye getirmiş. Çok ilginç bir varak. Bu varakta neler yazıyor? İsterseniz onu da kameraya da gösterebilirsiniz Selim Bey. Vallahi aslında onu bir espri olarak, evet, şey yapmıştım. O da şans eseri, yani evdeki evrakları bir elden geçiriyordum. Ortalığı biraz toparlayayım diye derken o evrağı buldum. Espri olarak, hani çok önemli işte gizli belge vesaire diye. ninemin işte, Sabiha Hanım'ın, evet, işte Sabiha Hanım'ın ninemin zamanında herhalde bana bir hediye filan almış. Ondan sonra doğum günümde, doğum günün kutlu olsun mesajı altına da imzasını atmış. Ben de espri olarak bunu buraya getirdim. Çok iyi yaptınız. Hani önemli belge gibilerinden ama yani o kadar, yani aslında çok basit güzel bir şey. İsterseniz İpek Hanım, müsaade ederseniz yanında hemen oturan Ali Suat Ürgüplü aynı zamanda kitabın editörlerinden. Evet. Ali Suat Bey, Hanzade Hanım'ı çok canlı bir şekilde anlatıyor, çok canlı bir şekilde tarif ediyor. Evet. Söz sizin efendim, buyurun. Şimdi evvela ninem hakkında hatırladıklarımı anlatayım. Lütfen, lütfen. Önce nineniz hakkında anlatın. Şimdi ninem vefat ettiğinde, ninem benim dördüncü yaş günümden tam bir ay iki gün evvel vefat etmiş. Ben hayal meyal hatırlıyorum ninemi ve hayatta hatırladığım ilk insan.
Ve benim için, yani sesini filan da hatırlıyorum, çok enteresandır. Ama yani kaydedilmiş olsaydı, tekrar duysaydım, hatırlardım. Yani bugün... Tespit ederdiniz. Tespit ederdim. Ve benim için, yani bir insanın hayatında bence bu son derece mühim bir şey. Ninem vefat ettiği vakit bize o zaman çocuklara söylenen şeyleri söylersin. Nineniz gitti gelmeyecek falan filan. Fakat ben ninemin öldüğünü anladım. İlk defa birinin öldüğünü anladım. İlk defa. Ve daha 4 yaşında değilim. İlk defa. Yani ilk şeyim o. Birinin öldüğünü ilk anladığım o ve ninemi hiç unutmadım. Yani o 4 yaşında başka pek çok insan da görmüşüzdür. İlginç bir şekilde insan bazen 6, 7, 8 yaşında yaşadıklarını veya buruğ çağında yaşadıkları bazı şeyleri unutuyor. Fakat böyle bilhassa yaş ilerledikçe 3, 4, 5 yaşlarında yaşadıklarınız geri geliyor. Veyahut da hiç kafanızdan çıkmıyor. Fakat benim hayatta en ilk hatırladığım hatıralardan en azından biri, çok fazla yok tabii o yaşlardan, ninem. Hatırlıyorum yani. Hem yüzünü, gözünü, sesini, kucağında oturmamı falan hatırlıyorum. Anneanneniz Hanzade Hanım'la ilgili. Şimdi anneannemi tabii çocukluğumuzdan beri kardeşimle ben ikimiz de biliyoruz. Bir de benim bir özel bir durumum oldu. Ben gençliğimde uzun süren ağır bir hastalık geçirdim. Ve tedavi için bir sene Fransa'ya gönderildim. Orada kısa bir müddet, bir iki hafta kadar annemde kaldıktan sonra anneannem aldı beni. Anneannemin imkanları daha rahattı orada. Ve ondan sonra ben size şöyle söyleyeyim. 81-82 akademik yıl diye düşünün. Akademik yıldan biraz daha uzun sürdü. Yani bir seneye yakın sürdü. Ben Paris'te kaldım. Ve Fransızcayı mesela ilk defa orada öğrendim. Anneannemin evi 16. semtteydi Paris'te. Kum taşından bir bina. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 katlı. Gayet güzel büyük bir daireydi. İçinde hakim renk maviydi. Ve perdeler böyle devamlı kapalıydı. İşte bir kütüphane vardı. Salonda bir sehpa vardı. Her şey böyle gayet güzel, düzgün döşenmişti. Yani ben o evde hem bir kere belli bir disiplini öğrendim. Yani anneannemin müthiş bir disiplin aşılama kabiliyeti vardı. Ve bunu bağırmadan, çağırmadan yapardı. Yani azametiyle yapardı. Yani o bir şey yapma dediği vakit hiç, hemen hemen hiç sesini yükselttiğini ben hatırlamıyorum. Çünkü sesini yükseltmesine hiçbir zaman ihtiyacı olmazdı. Bir şey dedi mi o yapılırdı. Ve sade ama çok kaliteli bir hayatı vardı. Mesela çok güzel giyinirdi. Hiçbir zaman yani her zaman böyle tiril tiril, hem çekirdek, gayet güzel sade olduğu vakitte öyle giyinirdi. Ve elbiselerini mesela en büyük bir moda evinin bir elbisesini beğenir. Fakat onun bir terzisi vardı. O terzisine yaptırırdı ve o terzisi de onu öyle bir yapardı ki o moda evinin yaptığından daha iyi dururdu onun üzerinde. Çok güzel yemek yapardı. Türk yemeği çok güzel yapardı. Fransız yemeği çok güzel yapardı ve ben ondan bir şey öğrenmiştim. Bak Ali Suat demişti, dünyada 3 tane mutfak vardır. Fransız, Türk, Çin. Geri kalan mutfakları hep ara şey olarak türevi görürdü. Okurdu. Fakat Türkçe okumakta bazen biraz zorlanıyordu. Yani eski Türkçeyi daha rahat okuyordu. Eski Türkçe derken Latin harfleri yine çünkü Osmanlıca yazıyı bilmiyordu. Fakat yeni Türkçeyi o sırada
Bu 70'lerin sonu 80'lerin başlarında hatırlarsınız bizim Türkçe bir enteresan olmuştu. Bir sürü bugün artık kullanmadığımız kelimeler çıkmıştı. Onları takip etmekte zorlanıyordu. Ninem rahmetli onları Türkiye'ye geldiği vakit öğrenmiş teker teker. Yani onun yeni Türkçesi daha iyiymiş anneanneminkinden. Yani ben o evde mesela anneannemin evinde emir subayı gibiydim. Emir subayı olarak ben neler neler öğrendim. Yani bir kere gayet güzel sofra kurmasını öğrendim. Ondan sonra işte bir eski usul, Avrupa usulü sofra kurduğunuz vakit işte şu tabak buraya konacak, bunu onun üstüne konacak, bu onun üstüne konacak, şu çatal buraya konacak, bu çatal bu buraya konacak. İşte yemek çatalı, balık çatalı, salata çatalı işte şeyler konacak söyleyin bardaklar böyle. 3-4 tane bardak olurdu. İşte beyaz şarap bardağı, kırmızı şarap bardağı, su bardağı, likör bardağı, bilmem ne falan. Onları ben gayet güzel öğrenmiştim. Ve o yani o şeyi bugün Türkiye mesela ne bileyim bir turizm otelcilik şeyinde veriyorlar mı bilmiyorum. Şimdi yine hanedan mensubu Kenize Murad'ın bir videosu var. Hanzade Sultan'ın eviyle başlıyor video. İsterseniz ona da bir göz atalım. I have known Sabiha Sultan when I was a very young girl in Paris in the flat of her daughter, Hanzadeh Sultan. And she was in the same time very majestic and very simple. And I was very impressed by her. In fact, and she told me she had known my grandmother, Hadice Sultan. And she told me something very nice. She told me, Hadice Sultan, your grandmother, was the most intelligent Sultan of all the family. So at that time, I did not dare to ask too many questions. I was too impressed. I must have been something like 19, 20. But so I did not see her a long time. I saw her a little. She was staying in Paris with her daughter, Hanzadeh. And Hanzadeh was talking to me about her. And Hanzadeh was telling me what a kind person she was. Always very kind with everybody, always very, very simple. And she, of course, she was a confidant of her father, Sultan Vahidettin. By the way, Sultan Vahidettin was my great-grand-uncle, as he was the brother of my great-grandfather, Sultan Murad. And so she was, Sabiha Sultan was a confidant of her father. She was very intelligent. She was politically aware. And she was telling her daughter, I remember Hanzadeh telling me, of course, in fact, Sultan Vahidettin did not want to stay because he knew if he was staying in Turkey, not only his life could be in danger, but he did not want that a civil war could erupt with people who were for him and people who were for Mustafa Kemal. And it was very possible that there would have been troubles between the partisan of the Sultan and the partisan of Mustafa Kemal. So he preferred to leave at that time. But he was telling all his memory and talking with his daughter, Sabiha. And Hanzadeh asked Sabiha Sultan to write about what her father had told her. And she said, no, because I don't want to make any problem for Turkey. Our time is finished, and I don't want that Turkey today would, you know, people would fight about this or that. I don't want to intervene. So let's leave things like that. So it was quite sad because she would have wanted, I'm sure, to explain what her father, the Sultan, did and why he did it. But she did not want to intervene into Turkey today, into the modern Turkey. And another thing, we were very, very sorry that she did not marry Mustafa Kemal. In fact, as you know, Mustafa Kemal asked for her hand to the Sultan. And he could have been a very good, you know, he was a Pasha, he was very eligible for Sabiha Sultan. But Sabiha Sultan at the time was in love with her cousin, Prince Ömer Farouk. So she declined.
And we all say what a pity, because if she had married Mustafa Kemal, we would not have been exiled. We have been able to stay in Turkey. So that was a pity. She did not marry Mustafa Kemal. Sabiha isimli kitabın yayınlanması vesilesiyle bu toplantıyı gerçekleştirdik. Yapı Kredi Yayınları'nın çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ama başta tabii yazarı İpek Çalışlar'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de ediyorum. Çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Herkesin çok emeği var yani kitapta. Bize ev sahipliği yapan ve bu etkinliği gerçekleştiren Yapı Kredi Kültür Sanat etkinliğinin tabii çok büyük bir emeği var bu çekimin gerçekleştirilmesinde. Aynı zamanda Abbas Hilmi Bey bize lütfetti, geldi. Burada bizi şeref yavetti. Biz hepimiz burada gerçekten çok mutlu olduk bu kitabın çıkmasından. Bu önemli bilgilerin kaybolmasına engel olan İpek Hanım'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ekbal Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ali Suat Bey teşekkür ediyoruz editörlüğünü yaptığı için. Ben Deniz Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aynı zamanda bu kitabın da ikinci editörüyüm. Hepinize çok çok teşekkürler.